Sevgili seyirciler, ayrıntılar gerçekten Türkiye'de herkesin konuşturmadığı kimseleri ekrana taşımakla da kendini görevli sayan bir program. Ben televizyonculuk hayatım boyunca Türkiye'nin hakiki meselelerini olabildiğince sizinle paylaşmaya, yansıtmaya çalıştım. Bu arada dostlar edindim. Dolayısıyla bu dostlarımın değerli fikirlerini de topluma dönem dönem taşıdım. Türkiye'nin bu çöl ortamında vaha olmasını istedim. Çok değerli dostum ve akademisyen olan Örsan Kuntaroğlu'nu yeniden davet edeceğiz. Çünkü seyircilerden o kadar çok soru geldi ki aydınlanma ve akılcılık üstüne biraz daha konuşun, biraz daha konuşun, kaynaklardan söz edin falan dediler. Bunu yapacağım. Şimdi yine dostluğunu kazandığım ve çalışmalarını yakından takip ettiğim çok uzun yıllardır diyebilirim ki sanıyorum 2007-2008'de arka arka yaptığımız programlarla Türkiye'de kimi yasaları geriletmeyi başardığımız önemli görev yapan Ziraat Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şube Başkanı olan Ahmet Atalı konuk edeceğim. Neden bugün bu meseleyi tartışmamız gerekiyor? Gerçeği konuşalım. Bugün annemle gelmeden önce konuşuyordum. Pazara gittiğinde geçen haftaki fiyatlarla bu haftaki fiyatlar arasında bile anormal bir fark olduğunu ve pazarda insanların daha dar gelirlinin giderek çaresiz olduğunu, hani poşeti konuşuyoruz zararlı fileye geçelim ama filenin içine ne koyacağız sorununun giderek arttığını ve ben çok kabaca şunu biliyorum ki Türkiye hiç üretmiyor. Hiç üretmediği için de büyük sorun yaşanıyor. Burada şunu da söylemek istiyorum. Belediyelerin bu anlamda önemli rolü olduğunu biliyorum. Buradan çok değerli Silivri Belediye Başkanı Özcan Bey'in olağanüstü büyük çabasını bir tarım lisesi yaptığını ve bu tarım lisesinin yerel yönetimler açısından bu seçim sürecinde önemli olduğunun da altını çizmek isterim. Fırsat bulursa kendisiyle de bir gün burada konuşacağız. Çünkü yerel yönetimlerin de yapması gereken çok önemli işler var. Bir de Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ki bize konuk olacak 2 hafta sonra burada konuk olacak. Onun da yerel yönetimlerde neler yapabildiğini gördük. Dolayısıyla biraz da seçimler döneminde de Ahmet Atalı'nın söyleyecekleriyle değerli bir sonuca varacağımızı düşünüyorum. Son bir selam da söyleyeyim. Bundan 2 ya da 3 hafta önce değerli dostum Orhan Gökdemir'le birlikte Adana'da bir toplantıya katıldık. Ziraat Mühendisleri Odası'nın toplantısında. Orada pırıl pırıl genç ve zihni genç yaş almış bile olsa ziraat mühendisleriyle karşı karşıya geldim. Bu kadar ciddi birikim varken Türkiye neden üretemiyor onu konuşacağız. Uzun konuştum ama bunları söylemek zorundaydım. Çok değerli Ahmet Atalık hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerdim ki sizinle 2007'de yaptığımız programlardan sonra 2019'a geldiğimizde ya Türkiye sorunlarının büyük bir kısmını aştı. Şu anda hayatımız daha iyi oldu demenizi dilerdim. Ya da ben diyebilecek olmayı isterdim ama öyle değil. Toprağımız, tohumumuz ve suyumuzu bugün konuşacağız. Önce çok kabaca. Türkiye'nin bu pahalılıkta en önemli sorununun ithalat sorunu olduğunu biliyoruz. Biz ne üretiyoruz Allah aşkına ya da üretiyor muyuz? Şimdi madem 2007'den başladık, o yıllara doğru gidip de bugüne doğru bir yorum yaparsak çok kısa, 15-16 yıllık süreçte ne yazık ki Türkiye'de çiftçimiz bir Belçika toplam yüz ölçümünden daha büyük bir araziyi ekmekten vazgeçti. Belçika'nın yüz ölçümü 3 milyon hektar, 30 milyon dönüm diğer bir tabirle. Türkiye'de çiftçimizin ekmekten vazgeçtiği arazi miktarı 32 milyon dönüm. Bu bir felaket. Belçika'dan daha büyük. Sizinle program yaptığımızda Türkiye yine bir Hollanda büyüklüğünde araziyi Nadas'a bırakıyordu. 40 milyon dönüm Hollanda'nın yüz ölçümü. Bizim Nadas alanımızda o kadar. Hala 40 milyon dönüm araziyi Nadas'a bırakıyoruz. O günden bugüne ne değişti? Ektiğimiz alanlarımız, tarım alanlarımız küçüldü. Ne yazık ki hani ekmekten vazgeçti diyoruz da iyi niyetle düşünülürse bir daha ekeriz, bir politikaları düzeltip de güzel günlere gideriz gibi düşünebiliriz. Tabii ki bunu yapması gerekiyor Türkiye'nin. Ama çiftçi alanı terk edip kentlere göç ettikçe, tarımsal üretimden vazgeçip o arazileri boş bıraktıkça tarım dışı kullanımlar çoğalıyor. Yani verimli tarım arazileri üzerinde kentler inşa edilmeye başlanıyor. Ve eğer ki sorunumuz
tarım politikası zaten başlı başına bir sorun. Onu bir kenara bırakalım. Onu biz düzeltebiliriz çünkü onu bir kenara koyalım. Ama bir iklim değişikliği varsa karşımızda, aşırı kuraklık, aşırı seller, sıcaklık değişmeleri, ani değişimler, rüzgarlar, sert rüzgarlar bugün Türkiye'nin birçok yerinde yaşandığı üzere, ya bunun iklim değişikliğinin bu bariz etkileri ileriki yıllarda daha etkili bir şekilde karşımıza çıktığında biz tarım arazilerimizi milimetresini dahi kaybetmeden muhafaza etsek dahi koşulların zorluğundan dolayı üretimde kayıplar yaşayacağız. Dolayısıyla bir yandan nüfusumuz artarken bir yandan politikalara hiç dokunmuyorum. Onlara sonra zaten bol bol konuşacağız. İklim değişikliğinden kaynaklı bir zorluk bekliyor gelecekte bizi. Bizim bunlara hazırlanmamız gerekirken bir bakıyoruz şu anda üretim yapmaya son derece müsait iklimin, toprağın ve suların olduğu bir dönemde dahi ne yazık ki iklim değişikliği politikalardan ki insanoğlunun kendi ürettiği tarım politikalarından kaynaklı tarımsal üretimde zorluklar yaşıyoruz. Şunu soracağım, şuradan başlayalım. Tarım ülkesi olmak, yani tarım ülkesi diye tarif edilmek gerici, utanılacak, arkaik bir şey midir? Yoksa bugün 21. yüzyılda doğru dürüst tarım politikasına sahip olarak bir tarım ülkesi olarak kendini tarif edecek olmak övünülecek bir şey midir? Başka türlü söylersek giderek dünyanın kendisini besleme sorunu artacakken yine bir veri sunmak istiyorum. Orta Doğu coğrafyasında tarıma olanak sağlayan iklim koşulları ve toprak koşulları nadir olan ülkelerden biri olan Türkiye bir yandan da göç alacakken, yani daha büyük bir nüfusu beslemek sorumluluğunu taşırken neden bu işin altına girmez, neden oyun kurucu olmaz? Buradaki hakikat nedir? Önce bunu bir anlatır mısınız? Şimdi bir dönem yaşlarımız ufakken hatırlıyorum. Bir çuval patates mi yoksa bir otomobil üretimi mi tartışmaları önümüze gelmişti. O zaman biz izliyorduk daha yaşı küçük insanlar olarak. Şimdi onların bariz etkilerini yaşayan ve düzeltmeye çalışan insanlarız. Sanki tarım kötü, ötelenmesi, bir kenara konması gereken kötü bir şey. Diğer teknolojileri kullanmak, sanayiye yatırım yapmak, ülkeyi ihya eden, kalkındıran bir şey ikilemini yaşadı Türkiye uzun yıllar. Ve geldiğimiz noktada şunu gördük artık. Dünyanın en ileri ülkeleri tarımda en gelişmiş ülkeler. Sanayileri de en ileri ve artı ileri teknolojiyi de en iyi kullanan ülkeler. Neden diye baktığımızda diyelim ki o tartışma döneminde biz bir sanayi ülkesi olduk. Sanayinin de epey bir ham maddesi tarımdan geliyor. Çok büyük bir ham maddesi hatta tarımdan geliyor. Bunu bilen gelişmiş ülkeler sanayi ve tarımını eş zamanlı kalkındırdılar. Birbirlerinin girdilerini çıktılarını ham maddelerini sağlıyorlar çünkü. Başka bir ülkeye ihtiyaç duymadan her iki sanayisi sektörünü de birlikte ileriye götürüyor. Artı nüfusları artıyor. O iklim değişikliği de dahil olmak üzere bir gün her ulus kendi halkını besleme derdine düştüğünde işte her bir metrekare tarım arazisi çok önemli olacak. Geliştirdiğiniz tohumlar, yerel tohumlarınız, endemik türleriniz çok önemli olacak. Belki de o ileri teknolojinizden, belki de değil çünkü öncelikle hayatta kalmanız gerekiyor ileri teknolojiyi kullanıp onun keyfini yaşayabilmeniz için. Beslenmeniz gerekiyor. Beslenemedikten sonra en lüks otomobile binmeye kalksanız, en lüks telefonu kullanmaya ya da en lüks dairede otursanız, karnınız açsa onun keyfini nasıl süreceksiniz? Bunun bilincinde olan örneğin Avrupa Birliği 2 Dünya Savaşı yaşadı ve Avrupa Birliği 1962 yılından itibaren uygulamaya koyduğu ortak tarım politikasında toplam bütçesinin
%70'ini tarımsal desteklere ayırdı. Peki, şimdi kavramları da doğru koyuyoruz, bir taraftan olguları da koyuyoruz. Şimdi benim bilebildiğim kadarıyla bizim coğrafyamız iklim değişikliğinden çok etkilenecek bir coğrafya bundan sonra. Evet. Ve yine bilebildiğim kadarıyla özellikle İsrail gibi güçlü bir devlet başta olmak üzere bizim bölgemizde yani Orta Doğu'da yeni dönemde beslenme ile ilgili sorunların ve su sorunlarının artacağı ve Türkiye'nin de bundan dolayı ayrıca bir göç riskiyle karşı karşıya olduğu ve Avrupa Birliği'nin de göçü Türkiye üzerinde durdurmak istediği yönünde makaleler yayınlanıyor. Buradan baktığımız zaman biz hem su fakiriyiz, üç tarafımız denizle çevrili olduğu halde, hem topraklarımızın çok büyük bir kısmı Nadas'ta, öyle anlıyorum. Evet. Hem de çiftçiyi teşvik edecek bir durum yok ve tohum sorunumuz da bambaşka bir sorun haline geldi. Eski tohum politikası da yok. Şimdi bunları teker teker ortaya koyarsak, su, göç, toprak, tohum. Şimdi sırayla hatırlatın. Evet. Çok, tamam, suyla başlayalım. Suyla başlayalım. Şimdi Türkiye'nin su kaynakları şöyle Anadolu'yu düşündüğümüzde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu üzerinde bağlantılı bir şekilde ağırlıklı ve Doğu Akdeniz havzası. En büyük su kaynaklarımız burada. Ama ülkenin yerleşim düzenine baktığımızda, nüfusun kaymalarına baktığımızda bu bölgelerimiz en fazla göç veren, en seyrek nüfusa sahip, su kaynaklarının en kıt olduğu Marmara bölgesi nüfusun en yoğun olduğu bölge. Şimdi ülkemizi yöneten anlayış çok uzun yıllardır, sadece son yıllar değil, son yıllar o yapılan neoliberal hataların çok daha hızlı uygulandığı yıllar bu son yıllar. Ama bunların başlarında da ülkenin yerleşim düzeninde hatalar yapılmış. Batıya doğru nüfus hareketlendirilip o güzelim verimli tarım arazileri yok edilirken, üzerlerinde kentler inşa edilirken su kaynaklarının, kaynaklarımızın bulunduğu o bölgelerimiz sürekli boşalan bölgeler olmuş. Dolayısıyla Türkiye su kaynaklarını yeterince tarımsal üretime yönlendirememiş bir ülke. Şunu söyleyebiliriz o zaman bir örnek vermek açısından. Örneğin Almanya'ya baktığınız zaman yatay bir dağılım vardır ve 1 milyon civarındadır en gelişmiş şehirler. Belki 1,5 milyondur. Bizim sadece İstanbul'umuz 20 milyona gelmiş, dayanmış durumda. Türkiye'nin nüfusu 70-72 milyon civarındayken, şimdi 82 oldu, 10 milyon da arttı. 70-72 milyonken açtım internette Almanya'nın özellikleri, şehirlerinin nüfuslarına girdim. Dediğiniz gibi Anadolu'daki alelade bir şehrin nüfusu gibi nüfusları, o kadar güzel yaymışlar ki ülkelerine. Biz de 20 milyonun gayri resmi nüfusu, 20 milyonun üstüne çıkmış bir İstanbul'u yaşıyoruz bu Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye'de nüfus yayılamamış ülkeye. Örneğin Doğu Anadolu ile ilgili 5 tane üniversitenin tarım ve sanayi raporları var. Tarım ve sanayi raporlarında 5 üniversitenin devlet planlama teşkilatı için 2000 yılında hazırladığı raporda yöre halkı fakir, ham madde kaynakları batıda, limanlar batıda. Burada yatırım yapmayı düşünen bir yatırımcı ham madde için batıya gitmek zorunda. Alacak, burada üretecek, yöre halkının fakirliğinden dolayı pazarı yine batıda arayacak ve ürününü satmak için yine batıya gidecek. Dolayısıyla yatırımcı bu yöreyi tercih etmiyor şeklinde gayet güzel de örneklemişler. Hem sanayi açısından hem tarım açısından güzel raporlar yazmışlar. Ve bu raporlarda aslında o kadar güzel öneriler de var ki, nüfusun yayılması, ekonomik gelişmişliğin, zaten DPT de, Devlet Planlama Teşkilatı da ondan vardı, maalesef artık yok. Bölge kalkınma ajanslarına dönüştü. Onlar da illeri yarıştırıyorlar. Şimdi Siirt'te İstanbul'un neresini yarıştıracaklar, nasıl yarıştıracaklar? O da ayrı bir sorun. Şimdi birinci suyumuzu
randımanını kullanamıyoruz. Bir, ikinci soru suyla ilgili, ama su fakiri olduğumuz da doğru değil mi bir taraftan? Yani Türkiye iklim değişikliğiyle birlikte daha çok su sorunu yaşayacak. Doğru mu anlıyorum? İklim değişikliğiyle ilgili özellikle ülkemizin güney kısımlarında sıcaklık oldukça fazla yükselecek. Çünkü Kuzey Afrika'nın sıcak kuşağı bizim güneye, Akdeniz bölgemizi kapsayacak şekilde yukarı doğru hareket edecek. Dolayısıyla güney bölgelerimiz o günler yaşandığında özellikle kuraklık ve su yokluğundan nüfusu kuzeye doğru hareketlenecek. Ve Türkiye'nin yağış alacak bölgesi de Trakya'dan tutun Doğu Karadeniz'e kadar ülkenin kuzey kısımları. Onun için gelecek için yatırım yapması gereken bir Türkiye, özellikle ülkesinin Akdeniz kuşağına bir takım tedbirler düşünmesi gerekir kuraklıkla ilgili. Ülkenin kuzeyine doğru olan bölümdeki su kaynakları, sulak alanlar, tarım arazileri ve yeraltının suyunu besleyen coğrafya, suyun süzülmesini sağlayan coğrafyalar. Bunlar çok titizlikle tespit edilip gelecek için planlanmalı. Su kaynakları, tarım arazileri, yeraltı suları, yer sulak alanlarımız ve besleyecek havzalar. Bunları bu inşaat sektörünün son derece kontrolsüzlüğü, vahşi davranışından dolayı o kadar hızlı kaybediyoruz ki, hani Türklerin Orta Asya göçü diye anlatılır. Türkiye bu vahşiliği devam ettirdiği sürece Anadolu'dan göçü diye de herhalde bir şeyler ileride anlatılacak. Hiç doğru bir planlama yapılmadı, yapılmıyor. İnşallah yapılacaktır. Ama kaybediyoruz. Sulak alanlarımızı sık sık televizyonlarda görüyoruz. Kaybettiğimiz üzerine ve göllerin kuruduğu noktasında programlar yapılıyor. Su kaynaklarını kaybetmenin yanında bir de şu var. Var olan su kaynaklarımız da kirlilikten dolayı kullanılamaz hale gelmiş vaziyette. Su kaynaklarımızın temizliği noktasında da Türkiye'nin çok çok büyük eksiklikleri var. Tarımda kullandığımız suda da %90'a yakın bölümünü yüzey sulama yöntemlerini kullanarak randımanı en düşük 100 kova su almışsak kaynağından 40 kovasından ancak bitkimiz faydalanabiliyor. Onun doğrusu damlama, neydi onun doğrusu? Su kaynaklarını en tasarruflu şekilde kullanabilmek için basınçlı sulama sistemleri de, yöntemleri dediğimiz yağmurlama sulama ve damla sulama. Yağmurlama sulamada tabii ki istediğim yere ben damla sulama yapıyorum, yapamazsınız. Onun kriterleri vardır. Yetiştireceğiniz ürün, iklimsel koşullar, toprak koşulları, topografyanın şekli, yağmurlama sulama, yağmurlama sulama %70 oranında randımana sahiptir, 70-80. Yani 100 kova su aldığınızda kaynaktan, bir ırmaktan 70-80 kovasından bitki faydalanarak verimi yükseltebiliyorsunuz. Damla sulamada %90 ve üzerine çıkıyor bu. Dolayısıyla Türkiye'nin 80 milyonu aşan nüfusu, yağış belli, kişi başına böldüğünüzde 1400 metre küp su düşüyor kişi başına yıllık. 1000 metre küpün altı su fakiri kabul ediliyorsunuz. Bizimki 1400'e kadar maalesef düştü. Su fakirliğine doğru yanaşıyoruz. Peki. Ve dediğim gibi kirliliğini de ayrı tutuyorum. O da apayrı bir sorun. Sularımız kirli. İkinci maddeye geçelim. Tarım arazisi. Şimdi çiftçinin tarım, yani ekmeğe uygun olan arazisinde bunu yapabilmesi için geçimini sağlaması gerekiyor doğal olarak. Bir, arazilerimizin durumu nasıl? Hem iklim sebepleriyle önümüzdeki dönemde nasıl olacak? Hem özendirici hiçbir unsur olmaması, yani ticari olarak ayakta kalabilecek durumda olmaması, hem de işte bu tohumdan kaynaklı olan sorunların da ortaya çıkmasıyla sanki çiftçi kendini, elini, ayağını kendi işinden çeker gibi bir tablo var. Onu ne diyeceksiniz? Şimdi ne yazık ki, ne yazık ki kısmını anlatmadan şu bir telefon görüşmemi anlatayım.
Bir gün Amasya'da bir tohum şenliğine giderken, tohum takas şenliğine, bir çiftçi aradı Çanakkale'den ve sesinden de son derece yaşının büyük bir abimiz olduğu belliydi. Bir televizyon programını seyretmiş, teşekkür etmek için bizim dertlerimizi birebir aktardın, neler yapılması gerektiğini de aktardın ama yapılmıyor Ahmet Bey. Ben çiftçiyim, bu yaştan sonra yapacağım bir şey, başka bir işim yok, ben bu işten başkasını yapamam yaşı gereği ve ektikçe arazimi borcum artıyor diyor. Borcumu kapatmak için daha fazla yer ekiyorum diyor, borcum azalmak yerine artıyor diyor. Daha da büyüttüm ektiğim yeri, hepsini kapatayım borcumun diye, daha da büyüdü diyor. Şimdi bir de beni icraya vermişler, ben ne yapacağım diye hüngür hüngür telefonda ağladı. Neden böyle oluyor peki? Ve şundan oluyor, çiftçimiz örgütsüz bir yapıda. Çünkü tüm Cumhuriyet'in ilk yılları hariç bu ülkenin yönetiminde çiftçinin kooperatif yapılar altında birleşmesine asla müsaade edilmedi. Birleşmemesi için uğraşıldı. Siyasi yapılar olarak gösterildi. Siz o musunuz ki oralara gidip kaydolacaksınız şeklinde hala bunu diyen bazı yöneticiler var bu alanda görevli olan. Maalesef çiftçi bir araya gelemeyip tek başına kalınca Avrupa'da çiftçi neredeyse kooperatif üyesi olmayan çiftçi yok. Kooperatifleri üzerinden bütün işlemleri gerçekleştiriyor ve kooperatifin refahını ayrıca bölüşerek refahlarını arttırıyorlar. Tüketiciler de daha makul fiyatlarla ürünlere ulaşıyorlar. Yüz yüze bakıyorlar. Türkiye'de kooperatif yapı altında bir araya gelemeyen çiftçi maalesef gençlerin de kırsal alanı terk etmesinden kaynaklı, çünkü kazanamıyor çiftçimiz. Kazanamadığınız yerde durmanın bir manası var mı? Hep yeni umutlara, yeni ufuklara hareket etmek zorundasınız hayatınızı kazanmak için. Babanızı görüyorsunuz, kazanamıyor, çalışıyor, didiniyor, kazanamıyor, emeğinin karşılığını alamıyor. Niye? Aracı mekanizması denen bir mekanizmada kooperatif yerine tüccarın verdiği fiyata mahkum bir şekilde. Bir tür sömürü düzeni yani. Evet. Tüccar ne verirse ona satmak zorundasınız. Başka bir alternatifiniz yok çünkü. Aradaki tüccarların sayısı da fazla. Onlara sorduğunuzda onlar da kazanamadıklarından bahsediyorlar. Çünkü onların sayısı da çok fazla arada. Ve işini bilmeyen bazı tüccarlar korkunç ürün ziyankarlığına yol açıyorlar. Bu çiftçimiz kazanamadığı için dikkatsizliğinden dolayı çiftçi ayağında da kayıplar söz konusu. Hasat, taşıma ve depolama kısmında. Tüccar kısmında da ürün kayıp söz konusu. Sonuçta ürünü kaybede kaybede zaten emeğinin karşılığını alamayan bir çiftçi. Tüccar birbirine sata sata fiyat yüksele yüksele çiftçi kazanamazken tüketici %300 ile %500 arasında daha yüksek fiyatlarla o ürünü almak zorunda kalıyor. Bakın bugünün en büyük sorunlarından biri fiyat yüksekliği. Bu fiyat yüksekliğini çözmek için ilk atılması gereken adımlar, hep sıkıntılardan bahsetmeyelim, birazcık da atılması gereken adımlardan bahsedelim. Bir, çiftçiyi bir araya getireceksiniz. Tıpkı örnek aldığımız, girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği'ndeki gibi kooperatif çatı altında toplayacaksınız. Onun kullandığı girdileri daha ucuza ve Avrupa'nın yaptığı gibi sübvanse ederek kullandıracaksınız ki üretimini daha ucuza sağlayabilsin ve kooperatifi üzerinden kar ederek satmasını sağlayacaksınız. Tüketici kooperatifleri de çok güçlü. Tüketici kooperatifleri de çiftçi kooperatifleriyle karşılıklı gelerek üretim planlamalarını yapıyorlar. İhtiyacı yönelik plan ürün olacak. Pazara yönelik. Nereye satacağını, ne kadar fiyata satacağını, o da alacağını her şeyi biliyorlar. Peki ama şöyle bir şey var. Konuyu biraz derinleştirelim. Bugün konuyla ilgili okumalar yaptığınızda Türkiye'nin artık dün ürettiği, ihraç ettiği ürünleri bile ithal eder hale geldiği söyleniyor. Herhalde bu doğru. Dolayısıyla yani nohutu, mercimeği vesairesinden tutalım. Soğan
soğan meselesinden başlayalım mesela. Örnek seçelim. Soğan hani bir simge haline döndü. Ya bu Allah'ın soğanı dediğimiz soğan alınamaz hale geldi bir anda. Ve çok saçma bir şey oldu. Dünyanın başka bir ülkesinde olmayan soğan depoları basıldı. Adamlar dediler ki birader biz nerede saklayacağız? Yani çok bunu komik. Şeyde hatırlardık 70'li yıllarda depolar basıldı, stokçuluk vardı. Evet, evet. Ona denk getirmeye çalıştılar. O zaman yağ stokçuluğu vardı, bir mantığı vardı, stoktu. Ama adam diyor ki ben hasadı yaptım, soğanı buraya koydum, ne yapayım ki falan. Yani bunlar neredeyse terör örgütü muamelesi gördü. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Soğandan örnek verirsek nedir durumumuz? Bir soğandan örnek vereyim. Bir de farklı yönü olması dolayısıyla nohutu örnek verelim. Benim için hiçbir itiraz yok. Nohut da güzel, soğan da güzel. İkisini de severim. Ben de severim. Şimdi soğanda bir Nisan-Mayıs aylarında Hatay-Adana yöresinde hasada başlarsınız. Eylül-Ekim aylarında da Ankara, Amasya en baba üreticiler bu illerimizdir. Hasat periyotları bellidir. Şimdi Nisan-Mayıs'ta hasat edersiniz oralarda, öbür tarafta da Eylül-Ekim gibi hasat edersiniz. Nisan-Mayıs, Eylül-Ekim 4 ay mı soğan yiyoruz biz? Hayır, sene boyunca yiyoruz. Türkiye dünyada 6. büyük üretici soğanda ve ihracatçı bir ülke, ihraç edebilen bir ülke. Şimdi Türkiye'de ne oldu da Ocak'tan Aralık ayına kadar 2008'de %184 fiyat arttı. 1 lira 27 kuruştan 4 lira 4,5 liraya falan yanaştı. Niye? Niye yanaştı? Şundan yanaştı. Şimdi o en büyük üretici olduğunu söylediğim illerin bir kısmında aşırı sıcaklıktan soğanda kurumalar oldu. Bir kısım illerde de aşırı yağıştan dolayı hasatlar gecikti ve ürün uzun süreli şeyde kaldı, nemli ortamda kaldı. Şimdi sadece bu değil. Buna karşı çiftçinin mantarı hastalıklara karşı tedbir alıp bir ilaçlama yapması gerekiyordu. Ama 2018 yılında özellikle Mayıs ayından itibaren Türk lirasının değer kaybetmeye başlaması, döviz kurunun hızla yukarı doğru yükselmesi, tamamıyla ithalata bağlı tarımsal girdiler ki bir tanesi de tarım ilaçlarıdır. Korkunç vaziyette fırladı gübresi, tarım ilacı. Hatta döviz üzerinden fiyatlandırılmaya başladılar bir ara. Evet, sürekli evet. Çok oynak ve hızlı yükseldiği dönemde. Çiftçi alamadı. Alamaz hale geldi. Bakın aynı BDD, Banka Denetleme Düzenleme Kurulu BDDK'nın verilerine baktığınızda çiftçinin kullandığı tarımsal krediler de Nisan ayından itibaren düz çizgi haline geldi. Kullanamıyor kredi. Çünkü alım gücü düştü, hiçbir şeyi alamaz hale geldi hızlı fiyat yükselmesi karşısında. Ürününü ilaçlayamadı. Bir yanda kuruma oldu, gitti zaten o. 2.1 milyon ton üretimimiz vardı bir önceki sene. 2018'de bunu TÜİK 1.9 milyon ton olarak verdi bize. 1.9 milyon ton olması bizim ithal etmemize ya da fiyatların bu denli yükselmesine neden olacak bir şey değil. Çünkü 1.7 ile 2.1 arasında üretiyoruz. 1.9 üretmişiz. Sınırdayız. İkisinin ortasındayız. Yani aslında rakama baktığınızda sorun yok. Ama girdi fiyatlarındaki çok hızlı astronomik yükselme, tarım ilacına çiftçinin ulaşamaz hale gelmesi, ürününü ilaçlayamaması mantari hastalıklara neden oldu. Ve hasat zaten tarlada giden gitti. Ama mantari hastalığın mikroorganizmalarını taşıyan soğanlar diğer soğanlarla birlikte depolara girdi. Soğanı hasat edince depolayacaksınız. Hasta yani. Hasta, sağlam gibi görüyorsunuz ama mikroorganizma bulaşığı o ürünle birlikte depolara girdi. Depolarda soğanlar çürümeye başladı. Birbirlerine bulaştırıyorlar mı onları? Tabii ki. Tarlada yaşanan o mantarı hastalık depolarda devam etti. Çürümelere yol açtı. Öyle TÜİK'in verdiği gibi 1.9 milyon tonluk bir üretim yok. Hatta ne yazık ki
isim vermeyeyim de bir siyasimiz tarafından depolarda kasıtlı çürütüyorlar dahi dendi. Mantari hastalıklar devam etti ve çürümeye yol açtı. Tarım ilaçlarındaki astronomik artışlardan kaynaklı. Türkiye'nin soğan üretimi depolarda zayi olanlarda çıktığınızda kendisine yetmeyecek bir duruma dönüştü. Ve buna karşılık da fiyatı hızla yükselmeye başladı. Bakın biz İstanbul'da yaşıyoruz. Hangi markete giderseniz gidin sağlam soğanlar bulabiliyorsunuz. Ama Anadolu'da bir şehre çıktığınızda kaç market dolaşırsanız dolaşın sağlam soğan bulamıyorsunuz, çürük soğanlar. Çünkü hepsini bir tarafa gönderiyorlar, satılabilir. Sağlamlar. Bu İstanbul'a geliyor, büyük kentlere geliyor. Anadolu'daki arkadaşımla konuştum siz demin hocamızla sohbet ederken. Ya diyor kaç tane market gezdim diyor. Soğan alamadım hasta diyor. Hasta soğanlar. Hepsi çürümüş diyor. Sağlam soğan bulamıyoruz biz burada diyor ki. Batıdan bir şehirden arkadaşım bu da. Yani soğan meselesi bir felaket oldu. Bir felaket Özellikle bu dövizdeki. Dövizdeki artış. Çiftçinin alım gücünün düşmesi, burada devlet sübvanse etmesi gerekiyordu değil mi? Etmesi ve bunu görüp tedbir aldırması, ön ayak olması gerekiyordu. Nohuta gelelim. Nohutta da şöyle bir durum var. Nohut da en büyük ithal ettiğimiz ürünlerden biriydi. Bu sene ihracatımız üste çıktı biliyor musunuz? İthalatı geçti, yendi ithalatı, üste çıktı. Neden çıktı? Türkiye o nohut örneğinden de göreceğimiz üzere en büyük sorunu çiftçinin pazarlama kanalları ve emeğinin karşılığını alamaması. 1980'li yılların ortasında mercimek ve nohut Nadas alanlarımızda, o Hollanda büyüklüğündeki Nadas alanlarımızda kurakta yetişiyor bunlar. Devlet destekli alım garantili ekimleri teşvik edildi ve Türkiye o yıllarda mercimek üretiminde dünya liderliğine oynarken nohut ticaretinde de dünyanın önemli ülkeleri arasına girdi. 80'lerin ortası 90'ların başlarına kadar. Hatırlar mısınız Hacettepe Üniversitesi'nde Ayşe Baysal Hoca, Ayşe teyze televizyonda mercimeğin turşusu, tatlısı, mercimeğin. Diyor. Evet yiyin diyordu. Dünyaya satıyorduk. Türkiye'de turşusu tatlısına kadar yiyin şeyler. Sağlıklı diyordu, her şey diyordu. Evet. Tarifler veriyordu televizyonlarda. Ayşe teyzemiz, o da vefat etti tabii ki. Nur içinde yatsın. Türkiye o zaman o haldeydi. Sonra ne oldu? Mercimeği hala dışarıdan sattığımız Kanada'dan alıyoruz. Nohutu Meksika'dan, neden? Amerika'dan alıyor idik. Neden? Türkiye devlet desteğini kesip tüccarla karşı karşıya bıraktığı anda emeğinin karşılığını alamayan, kazanamayan çiftçi ve girdileri de sürekli artan ama aynı fiyatla ürününü satamayan çiftçi üretimden çekiliyor, başka ürüne yöneliyor, onda da kazanamazsa alanı terk ediyor. İşte Belçika'dan daha büyük bir alanı artık ekmiyor. Sonra geçen sene ne oldu? Sayın Tarım Bakanı, nohutu Nadas alanlarımızda ektireceğiz, destekleyeceğiz, çiftçimizin yanındayız dedi. Türkiye'nin nohut ihracatı, ithalatı cart diye kesti, müthiş bir şekilde kesti. Üretim. Peki neden bir üründe bu tercih edildi? Yani şimdi Türkiye'de mesela içinde bulunduğumuz bu tablo dramatik bir tablo ise eğer ki sosyal devlet dediğimiz devletin birinci ödevi yurttaşlarını beslemekse dolayısıyla çiftçiyi dinamik tutmak ve ürün çeşitliliği sağlamak da aynı zamanda ödeviydi. Neden nohut mesela sadece? Şimdi yani bunu, bir planlama gerektirmez mi? Bunu bütün çiftçilerimizin yöneticilerine sorması gerekiyor. Mesela dediğiniz gibi neden nohut? Mesela şu son günlerde ne gündeme oturdu? Kenevir. Neden kenevir? Keneviri konuşacağız şimdi. Neden kenevir de özel bir durum. Evet. Neden kenevir? Türkiye maalesef tarımı 1980'den beri 12 Eylül 1980 darbesinin, askeri darbesinin önünü açtığı 24 Ocak ekonomik kararları, Türkiye'de uygulatılan neoliberal politikalar, sürekli girdilerin artarken ürünlerin fiyatlarının
artışın gerisinde kalması ve çiftçinin alım gücünün her geçen yıl düşmesi ve o neoliberal politikaların günümüzde daha da şiddetli şekilde uygulanması Türkiye'yi üretimden kopardı. Tarım arazilerini boş bıraktı, çiftçisini kentlere göç ettirdi. Peki ama neden nohut? Sadece nohut. Bir sebebi var mı? Ha, vallahi onu Tarım Bakanı'na sormak lazım. Çünkü ben, yani bilemiyoruz dedi. Ben çıktım, her televizyon programında, işte sizde de 2007 yılında yaptıydık. Her televizyon programında Türkiye 1980'li yılların ortasında ne bilgisayarı var, ne cep telefonu var, ne televizyonları var. Bunu başardı mercimekte ve nohutta. O nadas alanlarını değerlendirdi. Günümüzde bu kadar teknoloji, bilgi, fakülteler, hocalar, yetişmiş teknik elemanlar var. Türkiye'nin ayıbıdır bu nadas alanlarına hala Hollanda kadar tutup nohut da mercimeği o zamanlar yapmış, bu zamanda yapmaması ayıptır diye diye nohutu yapmaya başladılar. İnşallah mercimeği de yapmaya başlarlar. Mercimekte müthiş bir üretim düşmemiz var. Müthiş bir ithalatımız var. Kenevir meselesi nedir? Kenevir meselesi şöyle, tüm dünyada milattan önceden beri tanınan bir bitkidir kenevir. Lifli bir bitkidir, tohumları yağlı bir bitkidir. Özellikle lifli olmasından kaynaklı dokuma sanayinde, giysilerin yapımında pamuktan ve ketenden liflerinin çok daha sağlam olması dolayısıyla halat, urgan, kınnap, sicim, çuval bezi, o askeri topların, teçhizatın, gemilerin, otomobillerin örtündüğü brandalar, çadır bezleri, ne bileyim aklını, kağıt paranın kağıdı, sigara kağıdı, iç çamaşırı yapımı. Uyuşturucu ile bağ nedir? Çok geniş alanda, dur uyuşturucuya geleceğim, yağlı boyanın o tohumlarından elde edilen yağlar, yağlı boya yapımında, vernik, cila üretiminde, kozmetik sanayinde ve yine tohumdan elde edilen ekstraktlar, ilaç, tıp sektöründe. Ya anladın, lazım bize yani. Şöyle, Türkiye kendi coğrafyasında yetiştirebileceği, sadece bu kendir değil, kenevir değil, kendir diğer adı da, onu da söyleyeyim. Sadece kenevir değil, bize bu coğrafyada yetiştirip de artık ithalatçı olduğumuz pek çok şey de bu yönde politika uygulamamız gerekiyor. Bu kadar geniş bir alanda kullanılan kenevir aynı zamanda maalesef esrar üretiminde de kullanılıyor. Hatta gelen muhabirler soruyor, buralarda kenevir yetiştiren bir yer bulabilir miyiz? Valla bulamazsın. Eskaza varsa da adamı müebbete şey yaparsın. Yasak çünkü uyuşturucu üretiliyor. Ve bu özelliğinden kaynaklı. Bir de lif özelliklerini söyledik. Özellikle 1940'lardan sonra sentetik liflerin de dünyada çok daha ucuz bir şekilde yayılmasından kaynaklı. Bir kısım ülkelerde ekimi tamamen yasaklanmış. Bizim gibi ülkelerde de kontrollü bir şekilde üretilmiş. Bu 19 ilimizde üretilirken zaman içerisinde sentetik liflerin piyasada ağırlıklı yer alması, yine çiftçinin kazanamamasından kaynaklı çekilmesi, 19 ilden 4 ile kadar düşmüşüz. Samsun, Kastamonu, Çorum ve Kütahya. Peki bunun doğrusu ne? Yani ne kadar üretilmeli? Hangi kontrol? Yani uyuşturucuya ham madde olmaksızın kontrol edilebilir mi? Yani ihtiyaç mı? Nedir buna? Yaklaşım nasıl? Tabii ki. Şimdi Türkiye'nin son 5 yıllık verilerini çıkarttım ben, baktım. 5.8 milyon, 6 milyon dolar diyelim. 6 milyon dolarlık kenevir ithal etmişiz biz. 6 milyon dolar. Belki milyar dolarların yanında bir şey değil ama sonuçta niye verelim 6 milyon dolar? Kendi ülkemizde
ülkemizde çünkü yetiştirebilme imkanımız var. 19 il 4 ile düşmüş. Şu anda da sadece Samsun'da üretiliyor. 1 ile düşmüş. Belki de onda da bitecekti. Şimdi bakıyoruz kenevir, Doğu Karadeniz gibi yağışı 700 milimetrenin üzerinde olan illerde hiçbir sulama yapılmaksızın yetişebilen bir bitki. 700 milimetrenin altında olan yerlerde de nemi yüksek yörelerimizde çok az bir sulamayla yetiştirilebilen bir bitki. Yani Anadolu'da her bölgede yetiştirebilme imkanımız olan bir bitki iken biz niye para verip dışarıdan alalım? Yani kenevir düşmanlığının alemi yok diyorsunuz. Öyle. Hayır, kesinlikle yok. Bakın, ilaç tıp sektöründen saydığım o yağlı boya vernikçi, kozmetik sanayi, işte şey. Her yerde var. Her yerde çok geniş. Para kağıdı, kağıtta ithalatçıyız, onda da yurt dışından dünya para verip o döviz, hatırlayın, basın sektöründesiniz. Hala yaşıyoruz. Kağıt fiyatları yükselince ne yapacağız şeyi başladıydı geçen sene. Tabii, Mayıs ayından devam ediyor. Şu niye üretmeyelim? Tabii ki üretelim ama dediğimiz gibi uyuşturucunun da ham maddesi olmasından kaynaklı esrarın kontrollü şartlarda, öyle al sana veriyorum sen üret şeklinde değil, kontrollü şartlarda üretmemiz, ya mutlaka üretmemiz gereken bir. Devletin de orada bir görevi olduğunu anlıyorum. Peki. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi niye kenevir olduğunu ben şahsen çözemedim. Neden çözemedim? Durup dururken kenevir sorunu niye? Yani niye birden kenevir üretmemiz lazım? E tabi üretmemiz lazım. %100 ve sonuna kadar katılıyorum. Ama neden şimdi? Ama neden kenevir? Örneğin kenevire ödediğimiz parayla şimdi bir ana vatan olduğumuz buğdayı yurt dışından alıyoruz. Milyar dolarlar ödüyoruz sadece bu yılda. Buğday alımımızı, pamuk alımımız onu da katlıyor. Dünya para ödüyoruz. Yani niye pamuk, niye buğday üretmiyoruz? Niye pamuk? Aynı şeyi buğdayda da yapalım, pamukta da yapalım. Ayçiçeği, mısır, bunlara Türkiye, bakın Türkiye senede 14,5 milyar Türk lirası tarım desteği veriyor sektörüne, hayvancılık, bitkisel üretim dahil olmak üzere. Sadece buğday, mısır, soya, pamuk, ayçiçeği ithalatına 18 milyar lira ödemiş dövizin karşılığı. Verdiği destekten daha fazlasını bu 5 ürünün ithalatına ödüyor. Bunları da yetiştirelim. Doğru ki tanım politikasıyla. Bunların çoğunun neredeyse ana vatanıydık değil mi? Birçoğunun. Yani bu ülkede rahatlıkla yetiştirebileceğimiz Peki, ürünler bunlar. Zaman daraldığı için bu tohum meselesine girmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de öteden beri söyleniyor. Şehir efsanesi mi gerçek mi? Türkiye'nin kendi tohumuna sahip çıkamadığı, kendi ülkesinde yetişen tohumların bile patentini başka ülkelere sattığı için bir tür telif hakkı gibi bunları ödediği ve tuhaf bir kaosla karşı karşıya kaldığı, eğer kendi tohumunu üretse köylü sanık koltuğuna oturduğu, dolayısıyla bir keşmekeş içerisinde olduğumuzu, endemik yani biricik sadece bizim toprağımızda yetişen tohumların korunmasıyla ilgili sorunlar olduğu, yani bir belayla karşı karşıyayız. Biz bunu 12 yıl önce konuştuk, yine konuşuyoruz. Nedir buradaki durum? Şimdi Türkiye biyolojik çeşitliliği son derece yüksek bir ülke. Koskoca Avrupa kıtasıyla yarışan biyolojik çeşitliliğimiz var ve bunların içerisinde endemik türler dediğimiz, yani sadece Anadolu'da yetişen, dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen endemik türlerimizde Britanya, yani o İngiltere'nin yer aldığı adadaki toplam bitki örtüsünden daha fazla sayıda. Çok şanslı bir ülke çünkü biz buzul çağının mahveden etkilerini yaşamamış bir coğrafyayız Anadolu olarak. Dolayısıyla son derece büyük zenginliğimiz var. 12 bin bitki türümüz var. Bunun 4 bine yaklaştığı 3900 küsür endemik türlerimiz var. Şimdi dediğiniz gibi şu tohumları üretme meselesinde şöyle bir ilginçlik var. Niye hesaplayasım tuttuysa mesela patlıcan tohumunu, 1 kilosunu biz yurt dışına kaça ihraç ediyoruz, 1 kilosunu yurt dışından kaça alıyoruz diye bir hesap yapmıştım. Satışımızla alışımız arasındaki fiyat farkı 33 kat.
Dolayısıyla biz ürettiğimiz biz ürettiğimiz tohumu ve pazarlamasını ve kaliteli tohum üretimini de aslında tam başaramamış bir ülkeyiz, onu görüyoruz oradan. Türkiye'nin tohum konusunda atması gereken çok adımları var ve bu adımlarda özel sektörüyle işbirliği tabii ki yapacak ama Tarım Bakanlığı uzun süredir çiftçiyle olan birlikteliğini ve işbirliğini terk etmiş durumda. Özellikle köylü popülasyonlar dediğimiz, yerel o endemik çeşitler dediğimiz çeşitlerin korunması, muhafazası, çoğaltılması, üretilmesi ve o besinlerle beslenmemiz babında Tarım Bakanlığı'nın araştırma enstitülerinin çiftçilerle ortak çalışarak bu üretim tarzlarını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Türkiye endemik çeşitleriyle ilgili nasıl bir adım attı? Yakında 19 Ekim'de, 2018'in 19 Ekim'inde yerel çeşit yönetmeliği diyebileceğimiz kısaca bir yönetmelik yayımladı. Daha önce de 2006 yılında bir tohumculuk kanunu çıkarmıştı. Tohumculuk kanununda yerel çeşitlerle ilgili sadece çiftçi kendi geliştirdiği çeşidi satamaz ama takas edebilir. Tuhaf değil mi? İstisnası gelmişti. Şimdi şöyle OECD ve FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporlarına baktığımızda biyolojik çeşitliliği koruyan, yerel çeşitleri koruyan ve gelişmesini sağlayan yapının küçük çiftçiler olduğu, aile tarımı olduğunun özellikle altı çiziliyor. Çok önemli. Aile tarımı bizim de aile koruyucu tarımı. Unsurumuzdur. Evet. Bizim ülkemizde yok etmeye çalıştığımız o aile tarımı, küçük çiftçiliğin yerel çeşitleri, biyolojik çeşitliliği koruduğu ve insanlığın karşılaşacağı açlık karşısında en büyük emniyet sübabının da bunlar olduğundan bahis de genç çiftçilerin ve aile tarımının mutlaka desteklenmesi gerektiği 2012 yılından itibaren bariz bir şekilde tüm literatürlerde yer alır. Sanırım 2014 yılıydı, aile tarımı yılı ilan edilmişti hatta ya da 2013 olabilir, tarihi karıştırabilirim. İlan edilmişti. Şimdi bizim o çiftçilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Onları bir araya getirerek kazanmalarını sağlamamız gerekiyor. Bugün tüketicilerin, gerçi bir kısmı maalesef hurafelere dayalı beslenme bilinçleri arttı. Yani eskiye göre kıyaslarsak daha sevindirici bir durumda. Fakat tüketicinin artan bilinç düzeyine göre ürün bulması zorlaştı. Neden? Bir çiftçi kazanamaz ise size layıkıyla yetiştirip özene bözene yetiştirdiği ürünleri biraz zor yetiştirir. Çiftçi mutlu ise, kazanıyor ise, bu işi ben daha iyi nasıl yaparım, daha iyi nasıl üretir onlara sunarım diye çok daha güzelini üretir. Çok teşekkür ediyorum. Bu çünkü güzel bitti. Yani çiftçinin de sevgisini koyduğu, mutlu olduğu ürünün sofranızda olabilmesi için bu kooperatif meselesinin çok önemli olduğunu anladık. Daha bunları konuşacağız herhalde, beslenme bağını falan da bir başka programda konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, Sayın Ahmet Atalık'la önemli bir konuyu konuştuk. Tabii bu konuları daha çok konuşacağız. Ben bu konulara kafayı taktığım zaman birkaç program yapıyorum. Kafayı bu dönemde yine taktım bu meselelere. Çünkü hakikaten hani bu soğan tablosuyla birlikte pazarda insanın elinin yanıyor olması ayrı bir sorun. Tekrar ediyorum, İstanbul'da örnek bir belediye, Silivri Belediyesi bununla ilgili bir okul açtı. Arazi tahsis etti. Ovacık Belediye Başkanı bununla ilgili uğraştı. Bize buraya konuk olacak. Bu örnekleri de size sunmaya çalışacağım. Programımız bu bölümünde tamamlıyoruz. Son bölümde Nazım Hikmet'in yaş gününü kutlayacağız hep beraber. Reklamlardan sonra birlikteyiz.